Kobay Baykuş. Tırtıl şeklinde şekerlerim var, isteyen. Ben de. Nefis. Oo, ne kadar da lezzetliymiş bu şekerlere. Bayıldım. Hiç bu kadar lezzetini yememiştim. Güzel değil mi? Sen de ister misin? Ne oldu Baykuş? Neden çıkardın öyle? Sakın hasta olmayasın. Şimdi onu baştan aşağı güzelce muayene ederiz. Önce reflekslerini gözden geçirelim. Gözlerine bakalım. Çok eğlenceli. Burada oyun oynamıyoruz. İçerideki sesleri de dinleyelim. Şimdi de tansiyonunu ölçelim. Sence durumu ciddi mi? Ciddiyse ne yapacağız? Belki de numara yapıyordur. Ya yapmıyorsa? Hayır, hayati tehlikesi yok. Tat alma duyusunda bir sorun var. Birden gitti. Demek o kadar da hasta değilmiş. Şu saksıdaki ne? Rüzgardan savrulup kopmuş bir bitki bulup saksıya diktim. Ve tırtıllar yapraklarını yediği için toprağına biraz ilaç koydum. Tırtıllar ilaçtan yemiş olabilir. Olabilir. İyice incelemek lazım. Tırtılı buraya koyuyorum. Tırtılları inceliyoruz. Gelsene. Önce reflekslere bakalım. Ben yapayım mı lütfen? Daha hafif vur. Hadi bir daha dene. Bu tırtıllar normal görünüyor demek ki. Burada sağlık sorunu olan tek kişi Baykuş. Onun yerinde olmak istemezdim. O bitkiye sıktığım böcek ilacının kokusunu alıyorum. Anladım galiba. Saksıya ilaç sıkarken biraz dışarı kaçmış olmalı. Ve toprak altında ilerleyerek Baykuş'un yaşadığı ağaca ulaştı. Ve Baykuş'u hasta etti. Ya peki bulaşıcı mıdır? Onu karantinaya almamız gerekmez mi? Tam tersine. Bu zor zamanlarında yanında olmalıyız. İyi ama baykuşlar yalnız yaşamayı sevmez mi? Onu rahat bırakalım. Ağaçtaki kurtlar ona arkadaşlık eder. Evine gidip dinlen. Ben panzehir bulmaya çalışacağım. Biz de sana da yardım edelim. Ben senin yanında kalacağım. Bir saniyeliğine bile seni bırakmayacağım. Dert etme. Sen de benim için aynını yapardın. Bir şey ister misin? Masaj yapayım mı sana? Tırtıldan başka ne yersin? Sana lahana salatası yapayım mı? Yanında da sosis kızartırım. Nefis olur. Baykuş. Ne? Baykuş. Ağaç kovuğuna iyice yaklaş. Şimdi sana panzehir yollayacağım. Nasıl? İşe yaradı mı? Pek sayılmaz. Hala tuhaf görünüyor. Anlaşıldı. Şimdi bir kez daha deneyelim. Tekrar dene. Tekrar. Daha da kötü oldu. Olmuyor. evet yaklaştın. Peki. Son kez deniyorum. Nasıl? Hayır, hala biraz farklı. Olsun, ben yanındayım. Kurbağayla koyun gibi korkak değilim ben. Biz korkak falan değiliz. Yanıldığını göstermek için yanınıza geliyoruz. Çıldırdın mı sen? Bu da nereden çıktı? Ağzımdan kaçtı. Şimdi ne yapacağız?
Aa, dur ben şimdi toplarım. Aa, işte buradasınız. Biz de yanınıza geliyorduk. Yeni saç modeline bayıldım. Harika olmuş. Evet, kız bak da haklısın. Yan etkilerini öğrenmeden o ilacı kullanmam hataydı. Ama her şey bilim adınaydı. Derebeden bilemezcik, haksız mıyım? Bakın, bitki meyve vermiş. Şimdi onu inceleyip yeni kecikler yapabilirim. İşte bu iyi haber. Baykuş, hayır. Meyvelere zarar verme, onunla yeni deneyler yapacağım. İyileşti mi? Meğerse ilacın padiri bu bitkinin kendisiymiş. Tırtıllar bitkinin yapraklarını yediği için zehirlenmemiş. Ya yazık oldu. Saç örgülerin sana ayrı bir hava katıyordu. Oh, bitkinin meyvesini inceleyebilseydim kim bilir daha neler öğrenecektim. Oh.